Stefan Zweig ya da Almanca'da söylendiği gibi Stefan Zweig. Kendisi Türkiye'de birkaç yıldır çok popüler bir yazar. Kitaplarının sayfa sayılarının az olması ve fiyatlarının da bundan dolayı biraz ucuz olması, ayrıca kaleminin de çok güzel olmasından dolayı birkaç yıldır Türkiye'de oldukça popüler kendisi. Stefan Zweig 1881 yılında Viyana'da dünyaya geliyor. Çok varlıklı bir aileye sahip ve ailesi aynı zamanda çok kültürlü bir aile. Yahudi bir ailede dünyaya geliyor. Küçük yaşlardan beri dil konusunda kendisini çok geliştiriyor. Özellikle Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Latince ve Yunanca'yı öğreniyor. Daha sonra Viyana ve Berlin üniversitelerinde felsefe öğrenimi görüyor. 1907 ve 1914 yılları arasında birçok yeri geziyor ve görüyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemlerde de tekrar Viyana'ya dönerek orduya katılıyor. Stefan Zweig savaşa başlarda gazeteci olarak başlıyor. Gazeteci olarak görev alıyor savaşta. Ve cephelerdeki acılara da birebir tanık olmaya başlıyor. Daha sonra savaşın bu denli bir yıkım yarattığını öğrendikten sonra savaşa karşı olan bakış açısı çok değişiyor. Ve savaşlardan nefret etmeye başlıyor. Savaştan sonra Avusturya'ya dönerek Salzburg'da yaşamaya başlıyor. Ve 1920 yılında iki çocuklu bir kadınla evleniyor, ismi Frederick. Ve bu şekilde yaklaşık 20 yıl Salzburg'da yaşıyor. O dönemde Adolf Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte Yahudilere olan tutum hiç iyi olmadığı için Stefan Zweig da bundan nasibini alıyor. Ve yazdığı kitapları Nazi ideolojisiyle bağdaşmadığı için bu kitaplar yakılıyor ve bu şekilde Stefan Zweig ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Londra'ya yerleşiyor. 1937 yılına gelindiğinde ise eşinden ayrılıyor, Frederick'ten. Ve bir yıl sonra tıpkı kendisi gibi Yahudi olan bir kadınla tanışıyor. İsmi Lot Altman ve iki yıl sonra da bu kadınla evleniyorlar Londra'da. İkinci karısı olan Lot Altman'dan esinlenerek Sabırsız Yürek kitabını yazıyor. Daha sonra Hitler'in ordularının Batı'ya yöneldiğini duyuyor ve bu kez okyanus ötesine gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Kısacası Stefan Zweig'in hayatı savaştan kaçmakla geçiyor diyebiliriz. 1941 yılına gelindiğinde Brezilya'nın Petropolis kentine yerleşiyor ve Satranç kitabını da burada yazıyor. 22 Şubat 1942 yılına gelindiğinde Hitler oldukça güçlenmiş bir durumda oluyor. Ve Stefan Zweig da ülkesine hiçbir zaman dönemeyeceğini düşündüğü için ve Hitler'in egemenliğinin sonsuza kadar süreceğini düşündüğü için kendisini oldukça karamsar hissediyor. Ve Brezilya'nın yine Petropos kentinde ikinci eşi Lot'la birlikte uyku hapları içerek intihar ediyorlar. İntihar ettiği evi şu anda müze olarak ziyarete açık bir konumda. Hayatı boyunca roman, öykü, tiyatro, şiir, seyahat ve anı türünde 20'den fazla eser bırakmış oluyor arkasında. Ve yazdığı kitaplarda özellikle yaptığı psikolojik tahliller onu belki de bu yüzden popüler yapıyor. Oldukça popüler olan Satranç kitabına şöyle kısaca bir bakacak olursak, New York'tan kalkan bir vapurda geçiyor olay. Vapurda bir satranç şampiyonu var ve bu satranç şampiyonunu partiye davet ediyorlar vapurdakiler. Daha sonra onunla biri oyun oynuyor ve satranç şampiyonu kazanıyor. İkinci oyunda yine biriyle satranç oynuyor ve tam kazanacakken Dr. B isimli birisi geliyor ve oyun berabere bitiyor. Gemidekiler bu olay şahit olduktan sonra Dr. B ve bu satranç şampiyonunun birlikte maç yapmasını istiyorlar. Daha sonra Dr. B'nin satrancı nasıl öğrendiği ile ilgili kısa bir hikaye anlatılıyor. En sonunda da Dr. B ve bu satranç şampiyonu ikisi bir maç yapıyorlar, satranç oynuyorlar. Kitap bu şekilde devam ediyor. Stefan Zweig bu romanında karakterlerinin iç dünyasını, kendi içlerinde yaşadıkları gelgitleri
çok güzel bir şekilde aktarıyor. Biraz da diğer popüler bir kitabından, bilinmeyen bir kadının mektubundan bahsetmek istiyorum. İsminin tam olarak geçmediği, baş harfinin geçtiği bir karakterimiz var. R olarak geçiyor. Bay R. Tatilden evine dönüyor ve bir mektupla karşılaşıyor. Mektubun kimden geldiğini bilmiyor. Ve mektup şu şekilde başlıyor. Sana, beni hiç tanımamış olan sana. Mektubu gönderen kişi aslında küçükken aynı apartmanda oturdukları bir kadından gelmiş ve kadın oradan taşındıktan sonra bu adamı hala unutamıyor. Tabii adamın bundan haberi yok ve kadının Bay R'ye olan aşkı hiç bitmiyor. Daha sonra kadın adamın karşısına çıkıyor sürekli ve kendisini hatırlamasını bekliyor. Adam da kadını hatırlamıyor başta ve bu şekilde devam ediyor kitap. Biraz da Amok koşucusundan bahsedelim. Amok kelime anlamı olarak Uzak Doğu'da bir tür cinnet halini anlatmak için, tasvir etmek için kullanılan bir kelime. Amok koşucusu olmak da cinnet halinde zarar verecek bir şey bulamayınca, daha fazla zarar verecek bir şey bulamayınca deli gibi koşmaya deniyor amok koşucusu. Kitapta da bir doktorumuz var ve kendisine kürtaj için gelen bir kadın var. Doktor bunu reddediyor başta ve daha sonra reddettiği için pişman oluyor ve kadına bu amok hali dediğimiz şekilde saplantılı bir şekilde aşık olmaya başlıyor kadına ve bu şekilde kendini kadına affettirmeye çalışıyor. Kitap genel olarak bu şekilde devam ediyor. Doktorun kendini affettirme çabaları üzerine kurulmuş bir kurgu var. Biraz da Stephen Zweig'ın bence diğer kitaplarından biraz daha ayrı olarak yazdığı bir kitabı olan Gömülü Şam'dan bahsetmek istiyorum. Ben çok beğenmiştim. Yahudiler için çok değerli olan Menora isimli bir Şam'dan var. Yedi kollu bir Şam'dan bu. Ve bu Şam'dan Vandalların eline geçiyor. Yahudiler de bu olaya karşı kayıtsız kalıyorlar. Ellerinden bir şey gelmiyor. O zamanlar çok küçük olan bir karakterimiz var. Benjamin isimli. Benjamin bu Şam'danı gören en son kişi olarak kalıyor. Yani en küçük kişi olarak kalıyor. Ve 80 yaşına geldiğinde çevresindekilerin kendisini biraz da öne sürmesiyle bu Şam'danı tekrar Yahudilere getirmek için görevlendiriliyor. Benjamin bunu kutsal bir görev olarak görmeye başlıyor. Ve bu kutsal Şam'danı Yahudilere kazandırmak için her şeyi yapmak için yola çıkıyor. Ve bu yolculuğu Bizans İmparatoru'nun karşısına kadar bile gidiyor. Bu şekilde devam ediyor kurgu. Yine diğer bir kitabı olan Korku'dan bahsetmek istiyorum biraz da. Irene isimli bir kadın karakterimiz var. 8 yıllık bir evliliği var. 2 çocuğu var ve lüks bir yaşamı var. Yani sahip olması gereken her şeye sahip biri konumunda. Ama kendisi bu hayattan sıkılıyor. Sıkılmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve yine bir davete gittiğinde orada Edward isimli bir piyanistle karşılaşıyor ve ona ilgi duymaya başlıyor zamanla. Daha sonra işler biraz daha ilerliyor ve Irene yaptığı şeyden pişmanlık duymaya başlıyor. Yani kocasını aldatmaktan pişmanlık duymaya başlıyor ve bu durumu öğrenen bir kadın da Irene'e şantaj yapmaya başlıyor ve sürekli ondan para koparmaya çalışıyor. Irene başlarda para vererek geçiştirmeye çalışıyor durumu. Çünkü kocasının öğrenmesini istemiyor. Ve bir süre sonra bu şantaj yapan kadın daha fazla şey istemeye başlıyor ve Irene de bununla baş edemiyor. Ne yapacağını bilemez bir hale geliyor. Ve bu karakterin yaşadığı bu psikolojik durum yine çok güzel bir şekilde sunuluyor Stephen Zweig tarafından. Stephen Zweig'in kitapları minimum 50 sayfa, maksimum 200 sayfa aralığında ve kısa öykülerden, hikayelerden, novellalardan oluşuyor. Yaptığı psikolojik tahviller ve karakterin iç dünyasını anlatma biçimi gerçekten çok ustalık gerektiren bir şekilde. Ben şu anda yaklaşık 10-15 tane kitabını okudum ve hala da okuyorum. Özellikle okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler ve ne okuyacağını bilemeyenler açısından oldukça güzel bir tavsiye. Genellikle kitabı alıyorsunuz elinize ve bir günde de bitirebiliyorsunuz. Genelde kitaplarını bir günde bitiriyorum ben. Çok kısa olduğu için çok yormuyor ve sıkıcı olmuyor. Dediğim gibi ne okuyacağını bilemeyenler açısından
ve okumak için kitap bulamayanlar için de Stephen Zweig'in kitapları oldukça işinizi görecektir. Bu bölümü ikiye böldüm aslında. Çok uzun olduğu için. Bunu bir olarak yayınlayacağım ve Stephen Zweig'in ikinci bölümünü de yapacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere.